Özellikle bu parmak aralarında, ayak parmakları aralarında mantarın sonucunda bir egzema oluşuyor. O mantar tedavi edilmediği için. Çok Ayak var o şekilde parmaklarında onu insanı. sen, o daha küçük parmak arasında Evet, oluşur. O küçük daha parmak çok arası. pişiktir. Eksema türü değil, pişik oluşur. Mantardan kaynaklanır. Eksema dizde olur, baldırda olur, bacakta olur, yüzde olabilir. Yüzde de Eksemanın olabiliyor da değil mi? birçok türü var. Seborik yağlı eksema, atopik, alerjik eksema, kuru eksema, çeşit eksema türleri var. Eksemanın sebebinin mantar olduğu biliniyor. Yani sebep bilinmiyordu. Mantar, eksemanın sebebi mantar olduğu biliniyor. Mantar bir süre sonra mı egzemaya çeviriyor hocam? Yani o tedavi edilmediği zaman mı, ben yanlış bilmiyorsam eğer? Şimdi çeşit çeşit mantar var. Bağırsaklarda bir insanın bağırsağında 250 çeşit mantar var. Bunların da 250 alt türü var. Yani çeyrek milyon bir insanda mantar olabilir. Olabiliyor. Çeyrek milyon çeşit. Hangi mantar türü yoğunluktaysa onda farklı farklı hastalık ortaya çıkar. Geçenlerde bir beyefendi geldi Malatya'da. Şimdi bacağında, baldırında, diz kapağından aşağı, ayak bileğine kadar kıpkırmızı. Yukarısı da var da. Oo, Allah korusun. İltihaplı, kaşınmış, kabarmış. Adam diyor ki uyuyamıyorum. Gece başlıyor kaşınmaya. Evet, rahatsız oluyor. Psikolojisi bozuluyor. Aşırı ilaç kullanmış yıllarca. Çok yoğun ilaç kullanmaktan şeker hastalığına yakalanmış. Pankreas'a zarar vermiş. Karaciğere yağlanmış. Karaciğere zarar vermiş. Kolesterol, lipid, tansiyon yükselmiş. Tansiyon aparlıyor. 15 yıldır ilaç kullanıyor. Yani eksemeden kurtulacağım derken diğer karaciğer yağlanmış, bozmuş. Pankreas yağlanmış, şeker hastalığına yakalanmış, karaciğer yağlanmış, kolesterolü, tansiyonu fırlamış vesaire. Bir de artı ankilozan spondilite yakalanmış. Yani aşırı ilaçtan bir sürü hastalık ortaya çıkmış. Ya ilaç kullanmaktan perişan oldum. Ne zaman iyileşirim? Dedim ki 15 yıldır ilaç kullanıyorsun. Doktoruna sordun mu? Sormadım. Zaten sorsak da çaresi yok diyorlar. Dedim ki problem değil. Panik olmazsan, zamanın varsa iyileşirsin. İyi hadi bakalım dedi. Şimdi bu Hamamelis virginiana dediğim cadı fındığının yaprağı. Şurada cadı fındığı. Şu cadı fındığı şöyle güzel çiçekler açar. Fındığı, fındığa benzer meyvesi var. Meyvesi yenmez. Cadı fındığı denmesinin sebebi o. Çok küçük meyvesi, fındık gibi. Bunun yaprağı ve dalı kullanılır. Bunun yaprağında, hamamelisin yaprağında ve talında taninler, antosiyanitler ve kateşinler gibi etken maddeler var. Bu da bebeklerdeki pişiklere karşı etkili. Avrupa'da bunun kremleri yapılıyor. Cilt hastalıklarının atopik eksemeye karşı etkili. Burada onunla ilgili klinik araştırmalar burada. Hem dergide hem kitapta onunla ilgili belgeler var. Profesör Doktor Zovabado ve Maya atopik eksema, kaşıntılı kabarcıklı sulu eksemayı, besin alerjisinde kaynaklanan eksemayı, atopik eksemayı iyileştirmişler, tedavi etmişlerdir. Profesör Doktor Steinhardt ve ekibi hemoroide karşı kullanmışlar. Hemoroidi iyileştirici. Ya, vücuttaki birçok hastalığı geliyor o tabii, zaman. Pis, yani çocuklarda gözüken intetiriko dediğimiz pişiğe karşı etkili bebeklerde. Yani bebeklerde tabii sürekli sarılıyor, sarmalanıyor bezle. Bezlendiği için orası, devamlı. Orası temas, havayla temas etmediği için mantar oluşuyor, pişik oluşuyor. Bunu hamamelisle de ilgili güzel çalışmamız var. Birleşimde hamamelis, mahonya, akgünlük gibi mantara karşı çok çok etkili olan bitkilerin ekstraktından, ama bitkinin yaprağından, kökünden, çiçeğinden değil, damıtılarak elde edilen ezinde kullanıyoruz. Şimdi bu beyefendi Malatya kaşından duramıyordu. Kıpkırmızı olmuştu. Ne zaman iyileşeceğim? Her ay geliyor, diyor ki ne zaman iyileşeceğim? Öyle sabret dedim. Bir buçuk ay sonra geldi. Çok kötü oldum. Neden? Çok kaşınıyor ve bir de biraz daha azdı. Yani buna kusma denir. Dışarı atıyor. Sabredeceksin. Zaman lazım. Sakin olacaksın dedim. Ama kaşınıyor. Kaşınıyorsa ozon yağı sür. Ozon yağı sakinleştirir. Kaşıntıyı önler. Ozon Ford. 3 ay oldu. Geçmedi hala. Her gün, her ay geliyor. Geçmedi hala. Geçmedi. 4. ay evvelki hafta geldi. Dedi ki ya çok şükür.
Hiçbir şey kalmadı. Tamamen geçti. Başka rahatsızların da vardı. Karaciğer yağlanması, şeker hastalığı, ankilozan spondilit. Şeker de normal, karaciğer yağlanması normal ama şimdi ankilozan spondilit de %50 kaldı. Başka bir şey kalmadı. Hı hı. Sadece romatizması %50. Diğeri bütün rahatsızları ortadan kalktı. Bazen bazı tedavilerde de biraz sabırlı olmak gerekiyor zannedersem, değil mi hocam? Elbette. Yani 3 gün kullanıp da işte bu bana yaramadı hemen... Bıçak değil sonuçta, kesip atamayacağına göre bu bana yaramadı ve kullanmıyorum artık dememek lazım tabii zannedersem. 15 yıl ilaç kullanmış. Zaten önce de rahatsızlığı var. Hı hı. 15 yıldır da ilaç kullanıyor. Kullanılan kimyasal ilaçları insanlarımız leblebi gibi atıyor. Yani hiçbir yantıysa. Evet, ağrı kesicileri içtiğimiz oysa gibi. Oysa bunlar karaciğeri tahrip ediyor. Böbreklere zarar veriyor. Hı hı. Lenf sistemine, beyine birçok hastalığı tetikliyor. Düşünün ki 2 yıl antidepresan alan insanın ahlaki değerleri bile değişiyor. Beyindeki hormon yapısının dokusunu bozuyor. Bu çok önemli bir bilgi. Evet, mesela ahlaki değerleri değişiyor. Hı hı. Haram olan şeyi helal saymaya başlıyor. Günah olan şeyi sevap saymaya başlıyor. Psikolojisi bozuluyor. Ve intihara teşebbüs artıyor. 2 yıldan fazla antidepresan kullan, cinsellik hormonları tamamen bitiyor. Hı hı. Vücuda kimyasal her çeşit zarar diyoruz efendim. Bunu unutmayalım bence.